Buradayız. İnegöl'de mobilyacı odası, gümrük müşavirleri ve en fazla ihracat yapan 10 oda üyesinin katılımıyla kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ihracatta yaşanan sıkıntılar, beklentiler ve çözüm yolları konuşuldu. Gerçekleştirilen toplantıya mobilyacı odası yönetimi, gümrük müşavirleri ve personeliyle ihracat firmaları ve basın mensupları katıldı. Burada açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayan şunları söyledi. Tabii her sene ortalama 40-50 milyon dolar arası İnegöl mobilya ihracatına hem Türk mobilya ihracatına katkı sağlamaktayız. Türkiye'de esnaf odaların böyle bir başka eşi benzeri yok. Bunun da gururu yaşamaktayız. Bunu arkadaşlarımızla, basınla zaman zaman paylaştık ama bunu tekrar sizin huzurlarınızda paylaşmak istedik. Biliyorsunuz 2021 yılında 335 tane üyemiz 51 milyon dolarlık ihracat yaptı. İnegöl Mobilya ihracat rakamı 663 milyon dolar. Yani ortalama %8,5-%9 oranında İnegöl Mobilya ihracatına bizim de üyelerimiz katkı sağladı. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu artarak devam edecek. Şu an 1600 tane üyemiz mevcut üyemiz bulunmakta. Bu önümüzdeki günlerde devamlı artarak çoğalacağını düşünüyorum. Bu çalışmalarda bize destek veren zamanında Sayın Ahmet Güleç'e, o zamanın milletvekili Hüseyin Şahin'e, o zamanın birlik başkanı Arif Tak'a, federasyon başkanımız Ali Rıza Ercan'a o dönemin ve TESK başkanı Bendevi Palandöken'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birçok kamu ve kurumdan da destekler aldık, fikirler aldık. İşte benim bu konuyu ısrar etmemdeki tezim şuydu. Biz resmi bir odayız. İmzamız her yerde geçerli. Ama gümrük kapılarında neden tanınmıyor? İşte benim üyem ihracat yapıyor. Bizim neden yetkimiz yok tezini savunmuştum. Ve sonunda bunu uygun gördüler. Ben de bakanlık yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de onları utandırmadık. Ortalama yıllık 45-50 milyon dolarlık ihracat yapmak da bir esnaf odası için gerçekten çok büyük bir rakam. Sanayide kapanan firma sayısında ciddi artışlar olduğuna ilişkin sorulan soruya Başkan Ayan konuşmasında şunları söyledi. Yani kapanışa gelen de bir firma ya olur ya olmaz yani. Geçen senenin rakamlarını vereyim. 350'ye yakın açılış oldu, 67 tane kapanış oldu. Yani ben bizim mobilyacımızı gerçekten hem kahraman hem milli takım oyuncusu gibi düşünüyorum. Yani bu zor şartlarda, bu sıkıntılı ortamda büyük mücadele ederek ihracata katkı sağlayan herkes milli formaya giymiş sayılır. Toplantının ardından İnegöl Mobilyacı Odası Başkanı Özcan Ayan 2021 yılında İnegöl ihracatına destek verdikleri için gümrük müşavirlerine ve ihracat yapan üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.